Sayın izleyen, bir saniye videoyu geçmeden önce bir şey konuşmak istiyorum. Bu hal ne ya? Bu ne ya? Böyle yakışmıyor bize. Böyle yakışmıyor. Eline de yapışmıyor. Hemen bir like'ını at. Yorumunu yap. Abi ben buradan dolayı yorum yapıyorum. Abone ol. Tamam mı? Seni çok sevindiririz. Şunu izleyelim. Bir Muharrem İnce'nin Türk açıklamasını politikasını izleyelim. Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir siyasetçi görmedi. Kısa tırnakta Ve yazamıyorum mu? bütün bunlar olurken bu ülkenin savcıları, bu ülkenin gazetecileri Adam sana yaşlandı lan. değinmediler. Oda TV 40 hariç. günde ne hale geldi adam? Onu hariç tutuyorum. Bir tanesi çıkıp bu emniyet nerede? Ya bu sahte görüntüler yayınlanıyor. 45 gündür. Görüntüleri gördüm bu arada. 45 gündür itibar suikastı yapılıyor. Saldırılıyor. Ben Alıyorlar arkadaşlar bir porno biliyorsunuz ben sitesinden bir şey. 2009'luyum. Bu haldeyim. Yayınlıyorlar. Emniyet bulmuyor. Savcı görevini yapmıyor. Kaset Gazeteci gibi bir Muharrem şey İnce'ye yayınlamışlar iftira yani. atılıyor, yazmıyor. 1950'nin siyaseti akıyor ya. Yazanlarla Kaset falan yayınlanıyor. FETÖ'cülere ortak gibi yazıyor. Ne yazıyorlar? Özel hayatın gizliliği diyor. Özel hayatın gizliliği diye yazanlar FETÖ'cülerin ortağıdır. Özel hayatın gizliliği olabilmesi için benim böyle görüntülerimin olmuş olması lazım. Benim böyle görüntülerim olmuşsa geçmişte yaşandı bunlar. Geçmişte yaşananlarda o görüntüler vardı ama gizlice çekilmişti. Benimkisi öyle değil ki. Benim böyle bir görüntüm yok ki. Bir dakika. Kediyi çıkaracağım. Sana söz. Blur gidiyor. Hürrem. Çık dışarı. Çık. Çık. Benim böyle bir ses Monstracığım kaydım sağ ol. yok. Benim böyle bir görüntüm yok. Bu özel hayat falan değil. Bu iftira. Yazıyor gazetecinin birisi. Gerçek ya da montaj fark etmez diyor. Ya gerçek ya da montaj fark etmez diyemezsin. Çünkü gerçek değil. Euro 21 Bunu mi biliyor olmuş musun? lan? Yani son dakika Kemal Kılıçdaroğlu benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin. Lütfen gelsin. Ah lan. Türkiye Cumhuriyeti Seçimden sonra da artar ki bu arada. devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Bir yurttaşının, bir cumhurbaşkanı adayının itibarını korumakla görevlidir devlet. Bu Hasta ülkenin adam ama. savcıları, bu ülkenin medyası, bu ülkenin emniyeti benim itibarımı korumakla görevlidir. Alenen iftira. 5 milyon dolarlık banknot. Dekont. Yazıyor, geçiyor adam. Ya nerede bu savcılar? Neredesiniz siz? Pazar günü bankadan 10 milyon lira havale yapıyorlar. Pazar günü. Oğlumun üzerinde 350 milyon dolar. 8 milyar dolara kadar çıktılar. Devlette bile yok o kadar para. Ya bu kadar itibar suikastı yapılırken bu ülkenin savcılarının ortaya Yani 5 milyon doları Twitch yayıncıları çalmaya çalışıyor ya. çıkmamasını anlayabilmiş değilim. Ben de onlardan biriyim. Ben bu ülkede kamyoncu Şerif'in oğlu fizik öğretmeni Muharrem İnce olarak yaşadım. Her şeyim ortada. Benden başka mal varlığını açıklayan kimse yok. Batsın lan siyasetiniz. Ben açıklıyorum. Ben açıklıyorum. Bana çamur atıyorlar. Ya benden başka açıklayan yok ki. Her şey ortada. Adam çıkıyor video düzenliyor. Evi nereden aldın diyor. Ya ben evi 2018'den sonra bak 2016'da almışım. Yazıyor. Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurt dışından saldırıyorlar. Bir yandan FETÖ'cüler saldırıyor. Bir yandan PKK'lılar saldırıyor.
Dolar Döne 19,5 döne olmuş. vuruştum bunlarla. Döne döne. Her gün bir iftira var. 45 gün boyunca. Bu kadar dayanıklı olduğumu ben de bilmiyordum. Şimdi pazar günü sandığa gideceğiz. Memleket Partisi Türkiye'nin geleceği için önemlidir. Mutlaka o mecliste olmalıdır, mutlaka. Neden söyleyeyim? HDP var. CHP listelerindeki 77 saadetli devalı gelecekli var. Bir de AKP var. Atatürkçüler azınlıkta olacak mecliste. Atatürkçülerin o mecliste olması lazım. Türkiye'nin sigortası Memleket Partisi'dir. Memleket Partisi Ağlan Bedo, kötü haberlerim var sana. Olmalıdır. Mutlaka. Kim saldırırsa saldırsın. İstedikleri kadar montaj kötü haberlerim yapsınlar. Var. İstedikleri kadar montaj dekont yapsınlar. Dinle. Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum. Her evden bir oy istiyorum. Bunu başarmalıyız değerli arkadaşlar. Bu atılan iftiralara, saraya giden CHP'liden başlayarak, saraydan para aldı, çekilemez diyenlere, o görevini yapıyor, saraydan para aldı, çekilemez diyenlere, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Diyorum ki, bakın benim bu kumpaslardan, bu montajlardan, bu sahte adam az sayım dedi ama. Olmayan jiplerden, bunlardan korktuğum falan yok. 45 gündür buna direniyorum zaten. 45 gündür. En son geldikleri nokta, o çekilemez. Saraydan para aldı, parayı geri mi ödeyecek diye soranlar var. Adaylıktan yazık çekiliyorum. Olmuş. Ha dur. Oğlum tam yerinde attın lan. Diye soranlar var. Adaylıktan çekiliyorum. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Ne cumhur ne millet, tek yol memleket dedim. Ne sağdan ne soldan, Atatürk'ün yolundan dedim. Enti. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Başaramadık. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum. Hepinize teşekkür ederim. Bu görüntüler de belki tamam, şimdi tekrar genel merkeze gidiyor. Muharrem İnce adaylıktan çekildi. Memleket işareti son dakika. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Antalya programı iptal edildi. FF verdi harbiden. Oğan, güzel yorumdu bu arada. Karada olacak. Partisine her evden bir oy istiyorum dedi. Sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapmıştı. Sahte dekontlardan bahsetmişti. Sahte belgelerden, sahte videolarla iftira atanlardan bahsetti. Algı operasyonu yapıyor FETÖ'cüler dedi. Bu ülkenin gazetecileri neredesiniz, savcıları neredesiniz dedi. Ben teröristlerle ömrüm sonuna kadar mücadele ediyorum dedi. Etmeye de FF verdi ya. Bozgun yani. Ya zaten ben kendimi apolitik bilirdim de şu galibimiz hale bak ya. Ya ben şey düşünüyordum. Anayasal hakkı sonuçta. Yani sen de Cumhurbaşkanı adayı olabiliyorsan eğer yasal olarak ol. Ya zaten normal vatandaşın bunları düşünmemesi lazım ya. Siyaset dediğin şey bu kadar içeri şey olmaması lazım yani. Gider mi KK'nın yanına sence? Bu saatten sonra abi o nasıl olacak ya? Nasıl yani bu? Şimdi ben inceci bir adam değilim. Yani hadi ben anlamıyorum da ya mesela inceci biri nasıl kabullenecek bunları? Hani ne diyecek bu adam? Yani bugüne kadar niye yapmadın o zaman birlikte? En baştan niye beraber hareket etmedin de şimdi son dakika 3 saniye kala böyle bir hareket yapıyorsun. Boş oy sayılıyor mu? Yok sayılmıyor galiba. Yani 500 bin TL'si boşa mı gitti? Hani onu bekliyoruz falan diyordu ya. Ben ona bir tek bana mı saçma geliyor yoksa size de saçma geliyor mu?